Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün çarşamba akşamına doğru Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir korona kanun ve düzenlemesi getirdi. Toplam 9 şehirde 17 Ekim Cumartesi gecesinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu şehirlerin arasında Paris, Lyon, Toulouse, Lille ve 3-4 şehir daha var. 17 Ekim gece yarısından itibaren ve sonraki günler akşam 21'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar ilkinde 135 euro para cezası uygulanacak. Sonrasında ise bu binlerce euronun üstüne çıkabiliyor tekrar edilirse. Bu yeni düzenlemenin sebebi ise artık son özellikle 1-1,5 aydır günde 20 binden fazla vaka, korona vakası oluşuyor. Ve vefatların sayısı ise dün mesela 108'di. Ondan önceki gün ise 104 kişi öldü bir günde. Yine 2 hafta önce ise sadece bir günde 156 kişi öldü. Ondan bir hafta sonra ise yani geçen hafta 162'yi buldu bu sayı bir günde. Sebep odur ki artık 9 şehirde saydığım 9 şehirde gece akşam 20'de sabah 6'ya kadar ve bu şimdilik bir aralığa kadar sürecek. Bir aralıkta sonra ne olur? Cumhurbaşkanı Macron'un yine dediğine göre eğer bir azalma olursa bunu yavaş yavaş kademeli olarak yani şehirlerin korona vaka sayısı durumuna göre yavaş yavaş bu gece sokağa çıkma yasağı kaldırılabilir. Ama bu virüs soğuğu sevdiği için ben öyle düşünmüyorum. Hatta daha da fazla artacaktır. Belki de bu karantina süreci tüm ülkeye ve saat olarak gün olarak yine eskisi gibi sene başında olduğumuz gibi bence tüm gün olarak yayılacaktır ve de sokağa çıkarken bir belge yanımızda yine belge götürmemiz gerekecektir. Almanya'da ise yeni yeni çıkan haberlere göre Fransa ve diğer ülkelerden geçen vatandaşlardan korona negatif belgesi isteyecek. Bu belge olmazsa üzerinize Almanya'ya geçiş olmayacak. O yüzden şimdi ben direktmen Almanya'ya gidiyorum. Çünkü Almanya'da gıda olsun, ürün olsun, sigara olsun Fransa'dan yaklaşık %25, %33 hatta yarı yarıya daha ucuz olabiliyor, denk gelebiliyor. Bu yüzden çoğu kişi olduğu gibi ben de şu an Almanya'ya geçiyorum. Hatta yollar GPS'ten baktığım yollar şimdiden kalabalık. Yani dün akşam haber izleyen Almanya'ya hücum etmiş Fransızlar. Fransa'da yaşayanlar. Şimdi ben de gidiyorum. İnşallah bir sorun olmaz. Çünkü Fransa'da da yeni yeni kanunlar çıkacaktır. Belki tamamen yine sene başındaki gibi Fransa'ya geçiş yasağı olacaktır. Evet şu an Almanya'ya geldim. Gördüğünüz gibi tüm park alanlar dolu. Fransa'dan adeta Almanya'ya hücum etmişler. Almanya'ya giriş çıkış. Şu an ben Almanya'dan döndüm. Geri Fransa'ya gidiyorum işte Almanya. Gelirken bir saatte geldim. Artık halen yollar kapalı. Kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Onlarca kilometreli kuyruk. Gidiş dönüş şimdi gidiş dönüş de evet. Dönüş de kalabalık oldu. Bir gece çıkma yasağı nelere mal oluyor? Bir de sene başını düşünün. Sene başında ise karantina sokağa çıkma yasağı geldiğinde mağazalarda un, şeker bitmişti. Bir hafta 10 gün hiç un ve şeker yoktu, gelmemişti.